Bir zamanlar bir ormanın derinliklerinde yemyeşil ağaçların arasında sevimli bir köy vardı. Bu köyde minik, renkli evler sıralanmıştı ve bu evlerin içinde en mutlu yaratıklar yaşardı, şirinler. Şirinler, güler yüzlü, sevimli yaratıklardı ve bu ormanda birlikte huzur içinde yaşar, birbirlerine yardım ederlerdi. Köydeki en sevimli şirin adı Şirinçi'ydi. Şirinçi, mavi renkteki kıyafetleri ve her daim neşeli gülümsemesiyle diğer şirinlere örnek olurdu. Bir gün Şirinçi, köyde bir sorun olduğunu fark etti. Ormanda gezerken birçok ağaç solmuş ve kurumuştu. Şirinçi, diğer şirinlere bu durumu anlatarak bir çözüm bulmaya karar verdiler. Köyün bilge şirini, Şirin Akıl, ormanın bu halinin nedenini anlamak için büyülü bir kahin kitabını inceledi. Kitaptan öğrendiklerine göre, ormanın kalbinde bulunan büyülü ağaç, yaşam enerjisiyle besleniyordu ve bu enerji giderek azalıyordu. Şirinler, ormanlarını kurtarmak için bir araya geldiler ve bu sorunu çözmek için bir plan yapmaya başladılar. Şirin Akıl'ın önderliğinde, şirinler, ormanın kalbindeki büyülü ağacın etrafında toplandılar. Birlikte dua ettiler, şarkılar söylediler ve birbirlerine sevgi dolu sözlerle destek verdiler. Bu sırada ormanın kalbindeki büyülü ağaç yavaş yavaş canlanmaya başladı. Renkleri canlanan ağaç ormana hayat enerjisi geri getirmeye başladı. Şirinler birlikte çalışmanın ve sevgi dolu birbirlerine destek olmanın gücünü keşfettiler. Orman tekrar canlı, rengarenk ve neşeli hale geldi. Şirinçi, diğer şirinlere birbirimize destek olursak, ne zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım, her sorunu aşabiliriz dedi. Şirinler, ormanlarını kurtarmak için bir araya gelerek gösterdikleri dayanışma ve sevgiyle birbirlerine daha da yakınlaştılar. Bu olaydan sonra, Şirinçi ve diğer şirinler, ormanlarını korumak ve doğayı sevgiyle yaşatmak için her zaman bir arada çalıştılar. İyi kalplilikleri, sevgi dolu tavırları ve birlikte çalışma azimleri sayesinde ormanlarına yaşam enerjisi geri dönmüş ve şirinler bir kez daha mutlu bir şekilde yaşamlarına devam etmişlerdi.